Yıldız Holding sergi salonunda açılan imgeler ve göstergeleriyle Burhan Doğançay sergisi bünyesinde bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşte Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Burhan Doğançay Müzesi Yönetim Kurulu kurucu üyesi Oktay Duran söz aldı. Ressam Burhan Doğançay'ın sanat anlayışı ve hayatının konu edildiği söyleşiye iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. İmgeler ve göstergeleriyle Burhan Doğançay resim sergisi çerçevesinde çağdaş resim ustası Burhan Doğançay'ın sanat yolculuğunu konu alan bir söyleşi gerçekleştirildi. Yıldız Holding seminer ve sergi salonunda düzenlenen söyleşiye iş dünyasının temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Söyleşide Burhan Doğançay Müzesi Yönetim Kurulu kurucu üyesi Oktay Duran ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Burhan Doğançay'ı farklı yönleriyle ele aldı. Burhan Bey'in hayatı mücadeleyle geçmiş. Bu mücadeleyle hem kendisi zenginleşmiş hem de sanatı yoluyla bu zenginliği bizlere iletmiş. Sadece sanat değil, hukuk ve iktisat da okumuş. Devlet memuru olmuş. Bürokrasi ve devletle vatandaşın ilişkisini bizzat tecrübe etmiş. Dış işlerinde diplomat, Gençler Birliği'nde futbol oynamış. Netice insanı ve hayatı çok yakından tanımış ve sanatına da etki etmiş. Söreşide Burhan Doğançay'ın Türk çağdaş sanatını küresel dünyaya duyuran Mavi Senfoni eserinin yanı sıra duvarların sesini resimlerine taşıdığı eserleri de vurgulandı. Dünyada duvarlar insanların kendilerini ifade edebildikleri en rahat, en sansürsüz, en geniş alanlar. Ve burada bir ortak dil çıkıyor ortaya. Onun da farkına varıyor tabii ki. Ortak dil nedir? Bugün Venezuela'nın herhangi bir sokağında rastladığı bir duvardaki bir espri, bir grafiti, bir yazı, bir resim. Bir bakıyorsunuz aynı şekilde karşısına bambaşka bir ülkenin, bambaşka şehrinin duvarında çıkıyor. Birbirlerini hiç tanımayanlar, birbirlerinden çok uzak insanlar geliyorlar Burhan Doğançay'ın tablolarında bir şey ifade etmeye başlıyorlar. Bunu gördüğü zaman da işte daha çok ülke gezip daha çok insanların ortak dilinin sanat olduğunu anlatmaya çalışıyor açıkçası. Çağdaş sanat benim için çok daha kıymetli. Çünkü aslında o eserin ressam tarafından ne ifade ettiğiyle benim o esere baktığım zaman benimle algıladığım arasında bazen çok büyük farklılıklar olabiliyor. İşte o farklılıkları çok seviyorum. Kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun geniş kesimlerine ulaştırmak için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren ve çocukları küçük yaşta sanatla tanıştırmak adına hem çağdaş hem klasik sanatlara destek veren Yıldız Holding bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyor.